Herkese merhaba arkadaşlar. Ceren'den birinize hoş geldiniz. Bugün ağzımızın tadıyla bir kompli meeting yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ortamımızdayız. Kendi habitatımızdayız artık. Arkadaşlar ben Japonya'dan geldim ve gerçekten çok hastaydım. Daha doğrusu önce Ali hastaydı. Ondan sonra onun hastalığı geçti falan. Ondan sonra ben hasta oldum. Bana bulaştırdı derken. Yani böyle hiç yemek yiyecek modumda değildim. O yüzden arka arkaya çok Japonya videoları attım. Bana da zaten Instagram DM üzerinden hani gezdiğin yerleri at falan demiştiniz. Ama o kadar çok arda arda atmak istemiyordum. Araya serpiştiririz diye düşünüyorduk. Ama hiç stop videomuz olmadığı için eating yaparken. O yüzden de öyle bir şey oldu. O yüzden hepinizden çok özür dileriz. Şimdi bugün ayvalık tost yiyeceğiz. Önümde 6 tane dum. Mega ayvalık tost var arkadaşlar. Ali de arkada mega ayvalık tostunu yiyor bir tane. Buradan da ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve aşağıya size yazın biraz moralim düzelsin. Kanalımızın medali iftarı. Seni seviyoruz Ali. Neyse arkadaşlar şimdi hiç lafı uzatmadan başlıyorum. Efsane geri döndü diyorum. Geri döndü değil mi? Önce ben meyveli tost yiyeceğim. Aman. İçini açıp göstereyim mi? Böyle bakın arkadaşlar içi, hatta nasıl göstereceğim biliyor musun? Şunu atacağım direkt. İşte içi böyle arkadaşlar. Muz, çikolata, çilek sos. Bu o kadar güzelmiş ki. Arkadaşlar waffle çok pahalandı. Gidiyorsunuz bir ayvalık tostçusuna. 12 liralık meyveli tost istiyorum ben diyorsunuz. 12 lira zaten. Diyorsunuz mükemmel ya. Ben çok beğendim. Biliyor musun? Öyle bir bakıyorsun ki yani istiyorsun gibi geldi. Jambonlu yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar bu arada bizim bu ayvalık tostta şöyle bir hikayemiz oldu. Ali bana geçenlerde dedi ki ben daha gitmeden önce Japonya'ya yani o kadar 2 hafta falan önce. Of Ceren canım çok ayvalık tost istiyor yiyelim mi dedi. Ben de dedim ki sus bir karıştırma ortalığı şimdi ben bir video konsepti yaparım yersin o zaman. Gerçekten de onun sözüm vardı. O yüzden de ona da söyledim. Mutlu musun? Ali genelde her şeyi unutuyor. Tatları mesela. Tatlar hiç uzmanlık alanına girmediği için onları zaten kesin unutuyor. Kötü anları hemen siliyor. Kötü yaşadığı kötü şeyleri. Beyin o kadar acayip ki yani ben unutamıyorum ya. Demek ki mutluluğun formülü bu. Ve de gamsızlığı. Evde peçete bitmiş arkadaşlar. Ne yapayım yani şimdi ben? Sos üstü yiyeceğiz. Sos üstü bayağı bir ağır. Ha. Arkadaşlar bu arada aklıma geldi ki videolarımda salladığım ondan sonra cımına böyle arkasından bayağı sitem ettiğim hani bu 12 yıllık arkadaşım işte bana şunu yaptı bunu yaptı kötü kız bilmem ne dediğim arkadaşımla barıştık arkadaşlar. Şuradan bulabileceğiniz en son sushi videosunu da sallamıştım ona. İşte benim de şöyle şöyle bir hikayem var işte eksikliğini hala dolduramadım falan demiştim. İşte biz onda barıştık arkadaşlar. Demek ki şunu anladım. Bir de ben ona dedim ki ben senin arkandan konuştum biraz ya dedim. Çünkü hayatımız boyunca bir daha hiç barışmayacağız. Küstük falan zannediyorum dedim. O da dedi ki ben senin yerine hiç kimseyi koyamadım dedi. Seni çok seviyorum özür dilerim dedi ve barıştık. Yani sevgili barışması gibi anlatır mısın? Sanki böyle 1,5 yıldır falan konuşmuyorduk biz. Selam sana. Selam sana. Ne? Neden? Bilekler nasıl duysunlar diye. Arkadaşlarım duysunlar diye çünkü. Arkadaş. Şu an açıklama yapmak istemiyorum. Bu kanal var ya iyi ki var gerçekten. Böyle babama da bir tane itiraf göndermiştim ben. Baba ben okulumu uzattım falan.
Arkadaşlar aslında biz bugün acılı nadıl çekecektik. Ben oradan acılı nadıl getirdim. Çünkü Türkiye'de yok acılı nadıl hiçbir şekilde. Ve onu çekecektik. Ama ben hastayım hala ve burnum akıyor. Bir de o acı yiyince videoda bayağı zorlanacaktık. Çünkü Ali öyle şeyden nefret ediyor. İşte burnunu yapmamdan bile nefret ediyor. O yüzden de dedik ki bu işin tadı kaçar. O yüzden yapmadık. Affedersin ama yurt dışından nasıl geçmişim? O videoyu çöp yaptırmam. Bir dahaki videomuz budur arkadaşlar. Zoom yap buraya, tamam mı? Tamam. Budur bir dahaki videomuz. Aman. Burada acı şeyleri yazıyor, dereceleri falan. Al canım, teşekkür ediyorum. Onu yesem ama gerçekten Ali pıtık olurdu bu videoyu düzenlerken. Aşkım sen bir şey içmiyor musun? Daha içmiyor musun? İçim biraz hayran. İçim biraz benim ya. Ayva tostunun tek olayı ekmeği ve içinde Rus salatası olması mı? Ama sen demiştin ki orijinal ayva tostu Rus salatası yok demiştin. Ali. Efendim? Hepimiz cevabını bekliyoruz şu anda. Anlamadım. 70 bin kişi cevabını bekliyor. Orijinal ayva tostu Rus salatası yok demiştin bana bir keresinde. Uyku sersemin dedi. Saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an yanımda saat yok. Saat kaç? Saat 7'ye geliyor ama Ali 6'da kalktığı için doğru. Akşam 7'den bahsediyorum bu arada. Lütfen yanlış olmasın yani. Neden hızlı yemeğin olayını çözemedim diye sildi. Çünkü Ali'yle şunu fark ettik. Arkadaşlar benim kadın olmam dezavantaj oluyor. Çünkü gırtlağım bu kadarcık. Benim mesela Ali benden hızlı yiyor. 5 dakikalık bir yarış yapsa o kazanır. Çünkü çok hızlı yiyor. Çünkü hemen yutuyor. Benim şu kadarcık gırtlağım. Böyle mesela bunu hepsini şöylece yutamam bunu. Yani çiğnemek zorundayım. Benim o çöp şişenin konudaki avantajım. Birincisi çöp şişi de gerçekten çok güzeldi. İkincisi de küçük küçük çöp şişi. Hemen yutuluyor. Birine bakıyorsun. Şimdi arkadaşlar 3 tane daha tost var, tamam mı? Biri abimin, biri annemin, biri daha Ali'nin, tamam mı? Ben de dedim ki acaba bir tane daha yiyebilirim. Ali bana böyle bakıyor. Yani çünkü o bir taneydi ya, onun hakkını yiyeceğim artık. Annemle abime vereceğiz o kalan 2 tanesini. Ben dedim ki 7 tane mega tost yiyebilmişsin, senin hakkını yiyeyim mi diyorum. Bana böyle bakıyor. Tamam yemeyeceğim, tamam. Tamam, yok yok yemeyeceğim. Ama en büyüğünü ne yiyorsun? Kaşığı mı yiyorsun en büyüğünü? Hadi ye. Hadi ye. Karışık tatlı olsun. Hayır değil. Arkadaşlar zorluk puanı 10 üzerinden 7 veriyorum ama 7 vermemin sebebi şu. 7'lik kadar şişmiş olmam değil. Çok sertti. Çok çiğnedim. Çenem çok yoruldu. O yüzden 7. Çok özür dilerim. Hastayım bu arada hala. Güzeldi. Ben arkadaşlar normal dışarıda hiç yemek yemiyorum. Ben
hiç ne demekse tam olarak o yani. Beni eğer bir gün Ceren dışarı yemek yiyor diye görürseniz bana lütfen fotoğraf atma, acaba o ben miyim diye düşünürüm. Çünkü gerçekten hiç yemiyorum. Onun yani yemeyin siz de pek fazla zorunda kalmadıkça. Onun dışında arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Masamı sileyim. İşte videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir komedi ve eating videomuzun, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere falan diyormuş. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bu arada Ali'ye geçmiş olsun, beklerim ne dermiş. Bekliyorum. Herkese iyi günler, sevgiyle kalın, görüşürüz, bay bay.